Ulusal Kanal ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Tarihlerimiz ise 9 Ekim'i gece görüşüyle karşınızda olacağız. Günün ilk saatine kadar ve aynı zamanda haftanın son gece görüşüyle sizlerle birlikte olacağız. Önemli bir gündü bugün. Aynı zamanda altın dönemini yaşayan Türk yargısı Türkiye'yi bölme planlarına darbeyi indirdi. Önemli haberlerimiz var. Onu sizin ekranlarınıza getireceğiz. Bir taraftan da gözler Moskova'daydı. Biliyorsunuz Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşme devam ederken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den dikkat çekici açıklamalar vardı. Ekranlarınıza getireceğiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar yaptı. Yerli aşıdaki son durumu aktardı ve şu ana kadar aslında dedi son dönemlerde Anadolu'da salgının pikini yaşadık ama dedi İstanbul'daki kadar hiçbir ilimizde artış yok son zamanlarda dedi ve önemli bir uyarı yaptı. Güncel Covid-19 rakamlarına bakacağız. Tabi bir taraftan da Türkiye-Yunanistan ilişkileri için normalleştirme süreci devam ediyor. Akar İtalya'da mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Yunan Cumhurbaşkanı da aynı dönemde Roma'daydı aynı saatlerde. O da hem kendi mevkidaşıyla hem de İtalya'nın Başbakanı Conte ile Doğu Akdeniz temalı bir görüşme gerçekleştirdi. Ekranlarınıza taşıyacağız diyelim ve gece görüşüne başlayalım. Altın dönemini yaşayan Türk yargısı dedik, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi bölme planına darbe indirdi. Sorosçu Osman Kavala ve CIA danışmanı Henry Barkey hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Yes, I think it is unique in a number of Henry Barkey ve Osman Kavala. Biri hakkında yakalama kararı var, diğeri tutuklu. Biri eski CIA danışmanı, diğeri uluslararası spekülatör George Soros'un Türkiye'deki temsilcisi konumunda. İki isim darbe girişimi davasında yargılanıyor. Barkey ve Kavala'nın adlarının geçtiği iddianame de kabul edildi. FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kavala ve yakalama kararı bulunan Barkey hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Yani Türkiye, CIA için ağırlaştırılmış müebbet istedi. Amerika Türk yargısı karşısında sanık koltuğunda. İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlandı. Ve İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İkilinin FETÖ darbe girişimi sürecinde rol aldıkları belirtildi. İddianamede Gezi Parkı odaklı eylemler sürecine de yer verildi. Osman Kavala'dan ele geçirilen flash bellekte çarpıcı delillere ulaşıldı. Bellekte terör örgütü PKK üyesi kadın teröristlerle yapılan röportajın bulunduğu belirtildi. Firari sanık Henry Jack Barkey'in de Gezi Parkı odaklı eylemleri sürecinde çok sık Türkiye'ye geldiği ifade edilen iddianamede 15 Temmuz sürecine ilişkin olaylar da yer aldı. Büyükada'daki darbe toplantısı da belgelere yansıdı. Sanık Barkey, darbe girişimini takip etmek, gerektiğinde yönlendirmek üzere darbe girişimi gecesi, Türkiye'de bulunduğu ve her türlü ihtimale karşı burada bulunmasını açıklayabilmesi amacıyla bir toplantıyı organize ettiği anlaşılmıştır. Barkey'in Türkiye'ye en son 19 Temmuz 2016'da geldiği aktarılan iddianamede sanığın bu tarihten sonra Türkiye'ye bir daha giriş yapmadığı kaydedildi. Dağlık Karabağ bizimdir diyen Azerbaycan ordusu Ermeni çetelerinin üzerine yürürken Moskova'da kritik bir zirve gerçekleşti. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'da görüştü. Heyetler arası görüşme devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erivan yönetimini uyardı Aliyev. Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak dedi. Azerbaycan ordusu sahada ilerlerken diplomasi de hız kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülkenin dışişleri bakanlarını davet etti.
Davet üzerine bakanlar Moskova'ya gitti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnarsakanyan Rusya öncülüğünde bir araya geldi. Toplantının başkanlığını ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov üstlendi. Bakü'de ulusa seslenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a son kez şans tanıdıklarını söyledi. Kime istiyorsan yalvarırsan yalvar. Kimin ayağının altına yıkılırsan yıkıl. Kimin dabanlarını yalırsan yala. Hiç kim bize tesir edebilmez. Biz hak yolundayız. Biz galip geliriz. Biz zafer çalırız ve biz öz torpaqlarımızı geri alacağız. Belki de sonuncu defa şans veririk ki çıkın bizim torpaqlarımızdan. Kan tökülmesin. Biz istiyoruz ki şehirler olmasın. Biz öz torpağımızı istiyoruz. Çıkın gelin bizim torpağımızda. Reddolun bizim torpağımızda. Gelin öz ülkenizde yaşayın. Ama bizim torpağımızı biz geri alacağız. Ona göre bu tarihi şansı onlar kaçırmamalıdır. Aliyev, Ermenistan'ın müzakere arayışlarını karşılıksız bıraktığını hatırlatarak sert uyarılar yaptı. Bir mesele yerinden terpendi. Bir santimetre torpağı bize danışıklar yoluyla verildi. Agresörü mecbur ettiler mi? Ve ben onlara bir de deyirəm, eğer Moskva danışıklarından sonra yine de sahtekarlık edeceklerse, özleri peşman olacaklar. Biz torpağlarımızı geri alacağız. Sülh yoluyla ya da ki müharibə yoluyla. Bir mənalı. Ermenistan'ın üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden çok kritik bir açıklama vardı. Örgütün Genel Sekreteri Zas, işgal edilen toprakları için mücadele eden Azerbaycan'ın Ermenistan'dan toprak iddiasını olmadığını söyledi. Açıklamayla birlikte Ermenistan'ın daha önce örgüte yaptığı yardım başvurularına destek verilmeyeceği vurgulanmış oldu. Azerbaycan'ın sahadaki mücadelesinin haklı olduğunu kanıtlayan kritik bir açıklama daha geldi. Ermenistan'ın üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Azerbaycan'ın mücadelesine destek veren bir açıklama yaptı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik toprak iddiasının olmadığını söyleyen Zas, bu yüzden Ermenistan topraklarına saldırmayacağını belirtti. Öncelikle Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik toprak iddiası yok ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne el uzatmıyor. İkincisi de Azerbaycan yönetiminin böyle bir karar almamak için ve bunun hemen durumu değiştireceğini anlamaya yeterli sağduyuya sahip ve halkına yönelik sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyorum. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreterinin bu açıklaması oldukça kritik. Çünkü Ermenistan Başbakanı daha önce yaptığı açıklamalarda örgüte üyeliğini gerekçe göstererek yardım talebinde bulunuyordu. Örgütten yapılan bu açıklamayla Ermenistan'a destek verilmeyeceği vurgulanmış oldu. Konunun uzmanları da açıklamayla ilgili Dağlık Karabağ işgaline karşı artık her şey Azerbaycan'ın sahadaki mücadelesine bağlı yorumunu yaptı. Rusya da Azerbaycan'ın yanında. Moskova, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu konusunda net. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada Rusya'nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatmış ve bu yükümlülüklerin Ermenistan'ın aksine resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ için geçerli olmadığını belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de son açıklamasıyla konuya noktayı koymuştu. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var. Bu çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor. Rusya anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını her zaman yerine getirir. Rus lider Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le sık sık görüşüyor. Azerbaycan halkından özür dilemelidir. İkinci, o demelidir ki Qarabağ Ermenistan değil. Üçüncü, Azerbaycan, Ermenistan'a karşı verdiği toprak mücadelesinde zaferlerine zafer eklemeye devam ediyor. Cebrail ilinin köylerinde Azerbaycan bayrakları dalgalanmaya başladı. Ermenistan ise sivilleri hedef almayı sürdürüyor çünkü köşeye sıkıştılar. Bu yüzden de Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Krimyan görevden alındı.
başkomandanım, biz söz veririz. Bütün işgal olunmuş topraklarımızda. Köyler kurtarılıyor, bayraklar göndere çekiliyor. Azerbaycan'ın Ermenistan ordusu karşısında ilerleyişi sürüyor. Kontrolün sağlandığı noktalardan biri de Cebrail ile köylerde artık Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor. Görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı. Cebrail ilinin köyleri boyunca Ermenistan ordusunun araçlarını bırakarak kaçtığı görüldü. Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve birkaç köyü de işgalden kurtardı. Ermenistan ise sivillere hedef almayı sürdürüyor. Ancak çoğu saldırı önleniyor. Azerbaycan, Ermenistan'ın Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti. Öte yandan saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 31'e yükseldi. Sahada büyük yenilgiye uğrayan Ermenistan'da Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişte Kiryamyan görevden alındı. Kararnamede Kiryamyan'ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Ermenistan 100 PKK'lıyı Dağlık Karabağ bölgesine gönderdi ve bu ilk kez yaşanmıyor biliyorsunuz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev teröristlerin sahada kullanılacağı bilgisini verdi. Konuyla ilgili ulaştıkları bilgileri paylaştı aslında Hacıyev. Teröristlerin telsiz konuşmalarını deşifre ettiklerini bildirdi. Ermenistan'ın öz arazisinden bu ikinci faktörümüz. Ermenistan istihbaratının PKK ile gizli görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Sahada hezimete uğrayan Ermenistan yine teröristlere sarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, PKK-Ermenistan ilişkisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. PKK terörcülerini Azerbaycan işgal olmuş arazilerine getirerek onları Azerbaycan'a kullanmak gibi amaçlarda bulunuldu. Bir düşünce var. Habertürk yayınına bağlanan Hacıyev, ellerindeki bilgilere dayanarak Ermenistan istihbarat yetkililerinin Irak'ta PKK örgütleriyle gizli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Hacıyev, Ermenistan'ın 100 PKK'lı teröristi aileleriyle birlikte Kelbecer'e yerleştirip Azerbaycan'la savaşta kullanmaya amaçladığını açıkladı. Hacıyev, PKK'lıların Karabağ bölgesindeki telsiz konuşmalarını da deşifre ettiklerini aktardı. Satabilmezdi çünkü özü kendisi onu ithal edirdi. PKK ile Ermenistan'ın ilişkisi uzun yıllardır biliniyor. Türkiye'de her 24 Nisan'da PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den sözde Ermeni soykırımı açıklamaları yapılıyor. Kandil'den de soykırım yalanlarına destek mesajları yayınlanıyor. Türk Kızılay, vatan mücadelesi veren Azerbaycan'a yardım eli uzattı. Kızılay, 4 tır insani yardım malzemesini Dağlık Karabağ'da saldırılardan etkilenen bölge halkına gönderdi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay'ı olarak her türlü krizde Azerbaycan'ın yanında olduk, şimdi de yanındayız dedi. İki farklı cemiyetiz ama tek bir ulusal cemiyet Kızılay gibi hareket ederiz her zaman için. Türkiye her alanda kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Türk Kızılay, Ermenistan'ın hedef aldığı siviller için bir yardım kampanyası başlattı. Bölgedeki tansiyon zaten yüksekti. Bu anlamda hazırlıklarımız vardı. Sivil yerleşim alanlarında patlamamış mühimmatların bulunduğu, bunlardan kaynaklanan nedenlerle insanların can korkusuyla evlerinin bodrumlarına saklandığı, çıkamadığı ya da bulunduğu mahalleleri terk ettiği haberleri bu anlamda bizlere ulaştırıldı. Azerbaycan Kızılay'ı Dağlık Karabağ'da mağdur olan halk için çağrı yaptı. Çağrının üzerine 4 tır insani yardım malzemesi hazırlandı. 250 adet 16 metrekarelik 6 kişinin barınabileceği afet çadırı, 3000 adet battaniye, 500 adet yatak, 288 adet mutfak seti, yaklaşık 1.2 milyon liralık bir insani yardım malzemesi 4 tırla birlikte öncü afet araçlarımız ve 3 afet uzmanımızla birlikte biraz sonra Azerbaycan bölgesine uğurlayacağız. Türk Kızılay'ı 4 tır insani yardım malzemesini Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine gönderdi. Türk Kızılay olarak o bölgedeki her türlü krizde ve insani ihtiyaç durumunda bu anlamda yanlarında olduk. Şimdi de yanlarındayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Seçimlerdeki en güçlü aday olarak gösterilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve
Başbakan Ersin Tatar Ulusal Kanal'ın konuğuydu. Ulusal Kanal sunucusu Gülgün Feyman ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur'un sorularını yanıtladı Tatar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Kıbrıs Türk'ünün çıkarları için Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini vurguladı Tatar. Seçildiğinde ilk icraatınız ne olacak sorusunu Türkiye ile istişareler yürüterek halklarımız için ortak mücadele yürüteceğim diye yanıtladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak Cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği artık dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Seçimlerdeki en güçlü aday olarak öne çıkan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ulusal Kanal'a konuk oldu. Ulusal Kanal sunucusu Gülgün Feyman ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur'un sorularını yanıtladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir Türk deniz üssünün kurulması da gündeme gelmişti. Burada geçit kara hava üssünü biz İHA ve siyaların kullanımı için devrettik. Tatar, KKTC'nin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Kıbrıs Türk'ünün çıkarları için Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini vurguladı. Asla ve katla Türkiye Cumhuriyeti kendi garantörlüğünden taviz vermeyecektir. Türkiye'nin KKTC'ye verdiği ekonomik desteğin altını çizen Tatar, Türkiye'den destek istemeye devam edeceğiz dedi. Bizim halkımız Türkiye'ye önem verir. Buradaki ekonomik ve bir takım önemli gelişmenin altında hep Türkiye'nin imzası olmuştur. Biz Türkiye'mize müteşekkiliz, Türkiye'mize bağlıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dayatılan federal çözüme karşı çıkan Başbakan Tatar, artık Kıbrıs'ın önünde federal çözümün olmadığını vurguladı. Rumların güya Kıbrıs'ın tek sahibiymiş diyor gibi hareket etmeleri, hukuk ihlali, anayasa ihlali. Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüm değil, ancak elbette Türkiye'nin de desteğiyle egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet savunabiliriz. Mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın federasyon ısrarını da eleştiren Tatar, Türkiye'nin adadaki garantörlüğün Akıncı döneminde tartışmaya açıldığını hatırlattı. Uluslararası emperyalist güçlerin buralarda meseleleri farklı farklı anlatmaları bizi hala daha ikna edemediler ama. Akıncı'nın geçmişte yaptığı açıklamalara dikkat çeken Ersin Tatar, Akıncı Maraş açılsın bile diyemiyor. Esas tuzak Türkiye'yi devreden çıkarmak ve Türk askerini adadan göndermektir ifadelerini kullandı. Sayın Akıncı, federal temelde yani Rumlarla ortaklık bağlamında bir çözüm olmasını istiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş kenti tarihi bir adımla kullanıma açıldı biliyorsunuz. Doğu Akdeniz'de kritik bir yere sahip olan kent için askeri üs olabilir yorumları yapılıyor. Kentin açılmasını Ulusal Kanal'a değerlendiren emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel ise kritik bir öneri yaptı. Amerika Birleşik Devletleri kuşatması altında olan Türkiye ve Rusya'nın Maraş'ta ortak üs kurabileceğini söyledi. Erenel, oradaki işbirliğinin de NATO'dan daha değerli olacağını vurguladı. 46 yıl sonra açılan Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni atağa geçirecek. Ulusal kanala konuşan emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel, kritik bir noktaya dikkat çekti. Birçok konuda işbirliği yapan Türkiye ve Rusya'nın Maraş'ta üs kurabileceğini söyledi. Güney Kıbrıs Rum kesiminde İsrail'in iki üssü var. Fransa'nın bu yönde çabası var. ABD silah ambargosunu kaldırdı. Üs kurmak için girişimler olacak. Türkiye ve Rusya Maraş'ta işbirliği yaparak üs kurabilir. Avrasya'ya yönelimde altyapı çalışmaları hızlandı. Gelecek Batı'da değil Avrasya'da. Bu kapsamda bir işbirliği olabilir. Üs kurmak iki ülkeye büyük kazanç sağlayacak. Zira hali hazırda Türkiye dört bir yandan kuşatma altında. İki ülkenin liderleri dile getiriyor. Tehlikenin farkında, kuşatıldıklarını biliyorlar. Kuvvet kazanmaları gerekiyor. Türkiye'yi çevrelemiş durumdalar. Orta Asya ülkeleriyle ilişkiler arttırılmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi kuşatma çabası Maraş'ta Rusya-Türkiye işbirliğiyle sekteye uğrayabilir. Emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel işbirliğinin önemini anlattı. Türkiye bir kuşatma olduğunu farkında. Libya'daki, Suriye ve Irak'taki adımlar boşa değil. Kuşatmayı etkisiz hale getirmek için yapılıyor. Türkiye-Rusya işbirliği de bozulmak isteniyor. İki ülke aynı tehdit altında. Türkiye ve Rusya'nın orada yapacağı işbirliği NATO'dan daha değerli olacaktır. NATO'dan Türkiye bir fayda görmedi. Sadece tatbikat yapılıyor. Küreciye radar üssü kuruldu ancak bize bilgi gelmiyor. İran ve Rusya gözleniyor. Bilgiler Türkiye ile değil İsrail ile paylaşılıyor. Maraş'ın açılması özellikle turizm açısından büyük gelir sağlayacak. Dünya turizmi açısından merkez olacak. Kıbrıs'ın ekonomisine büyük gelir sağlayacak, ekonomi canlanacak. Oteller yapılacak, tesisler açılacak. İstihdam ve turizm öne çıkıyor.
Kapalı Maraş açılmasının ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Halk 46 yıllık aranın ardından bölgeye koştu. Kıbrıslılar karardan memnun. Çok mutluyum, çok gururluyum. Daha önce açılması gerekirdi. Kapalı kalmasına daha iyiydi şu anda. Kapalı Maraş 46 yıl sonra yeniden halka açıldı. Yankıları hala sürüyor. Tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar atılan adımı memnuniyetle karşıladı. 46 sene önce ben doğduğum gün burası kapanmış ve şu anda içerisindeyiz. Duygularımı daha fazla nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Kapalı Maraş'ta kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü artık halka açık. Türkiye'mize Allah güç kuvvet versin, daha da güzelleme olacak inşallah. Bayıldık, çok güzel, her şeyden çok güzel ama keşke dediğim gibi yıllar önce olsaydı. Kararı sevinçle karşılayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı hemen bölgeye akın etti. Kararın ikinci gününde bölgede yoğunluk oluştu. 46 yıl sonra böyle güzel bir olaya şahit etmek bizi mutlu ediyor. Tarihi binalar arasında kumsala yürüyen halk hatıra fotoğrafları da çektirdi. Şu an için çok mutluyum ve çok da gururluyum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı ile Roma'da bir araya geldi. Görüşmelerde Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle askeri ilişkiler ele alındı. Görüşme sonrası açıklama yapan Akar, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetlerinin ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısının NATO karargahında gerçekleştirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İtalya'ya gitti, mevkidaşı Lorenzo Guarini ile görüştü. Akar'ın ziyareti dolayısıyla askeri tören düzenlendi. Sonrasında Akar ve İtalyan mevkidaşı önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmelerde ikili ve bölgesel askeri ve güvenlik konularının yanı sıra Libya, Doğu Akdeniz, Azerbaycan'daki son durum ele alındı. Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guarini ile yaptığı görüşmede gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Oradaki bizim haklı olduğumuz gerçekten bütün yani uluslararası hukuka uygun, tahammüllere uygun, tarih süreci uygun şekilde neler olduğunu, bu noktaya nasıl gelindiğini kendilerine bir daha ifade ettim. Ve ayrıca Türkiye'nin her konuda olduğu gibi bu konuda da haklılıktan doğan bir tutum olduğunu, bu konuda da bizim hiçbir şekilde diyalogdan kaçmadığımızı, her türlü diyaloğa hazır olduğumuzu. Akar, Türkiye ve İtalya arasındaki etkin işbirliğinin hem iki ülke hem de bölge için önem taşıdığını vurguladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetlerinin ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik teknik düzeydeki ilk toplantısını NATO karargahında gerçekleştirdiğini bildirdi. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'deki görüşlerimizi bir kez daha tekrarlama fırsatı buldum. Oradaki bizim haklı olduğumuz gerçekten bütün yani uluslararası hukuka uygun, tahammüllere uygun, tarih süreci uygun şekilde neler olduğunu, bu noktaya nasıl gelindiğini kendilerine bir daha ifade ettim. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğunu belirtti. Ön koşulsuz her türlü diyaloğa varız. Bu konuda biz haklıyız. Dolayısıyla bütün davamızı anlatmak için diyalogdan yanayız. Bu konuda da Sayın Genel Sekreterin başlattığı bu inisiyatife, bu girişime Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerekli desteği tam olarak sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Ve biz tabii ki temennimiz, dileğimiz bu görüşmeler sonucunda iki ülke arasındaki diyalog mekanizmalarının kazaları ve olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin de belirlenmesine yanayız. Burada umutluyuz biz. Ateşkesin ve bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Ermenistan'a verilen desteklerin kesilmesi ve Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiği kaydedildi. Bugüne kadar hem Birleşmiş Milletler hem Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı hem de bu çerçevede kurulan Minsk grubu 30 yıldır ne yaptı? Yani en önemli soru bu. Yani müzakereleri çözelim, siyasi çözüm bulalım, ateşkesi sağlayalım şeklindeki teklifleri edenlere bizim sorumuz da bu. Dolayısıyla bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı, müzakerelerde hiçbir yere varılamadı. Bilakis oradaki zulüm, oradaki katliamlar arttı, işgal efendim derinleşti. Şimdi Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bu konuda kendi haklarını kullanarak topraklarını işgalden kurtarmaya çalışıyorlar. Tabii ki Ermenistan'ın bir an önce işgal topraklardan çıkması lazım, sorunu çözülebilmesi için orayı boşaltması lazım. Ve oraya getirdiği paralı askerlerini ve teröristleri de bölgeden süratle çıkarması lazım. Böyle olduğu takdirde zaten ateşkesin hemen sağlanacağını da buradan söyleyebiliriz. Fakat işgal bitmeden, işgali kaldırmadan...
Roma'da bir başka ziyaret daha vardı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, İtalya'da Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Başbakan Giuseppe Conte ile görüştü. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ikinci yurtdışı ziyareti için Roma'da bulunan Yunan Cumhurbaşkanı, İtalyan mevkidaşı Mattarella tarafından resmi törenle karşılandı. İki Cumhurbaşkanı burada baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Sakellaropoulou daha sonra başbakanlığa geçerek Conte ile bir saat bir görüşme gerçekleştirdi. Temaslarında iki ülke ilişkileri, ekonomik krizin sonuçları, düzensiz göç, Doğu Akdeniz'de bölgesel krizler, COVID-19 salgını, NATO ve BM bağlamındaki işbirlikleri ele alındı. İki Cumhurbaşkanı'nın AB'nin bölgesel krizlerde daha güçlü bir rolünün olması konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Ev sahibi Cumhurbaşkanı'nın Yunan mevkidaşına düzensiz göç meselesinin bütün Avrupa Birliği'ni ilgilendiren bir sorun olduğunu belirtti. Ayrıca iki Cumhurbaşkanı'nın da bu konunun sadece Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin omuzlarına bırakılmaması hususunda hemfikir oldukları aktarıldı. Başkent Ankara gelecek hafta hareketli olacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 14 Ekim Çarşamba günü Ankara'yı ziyaret edecek. Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk rolünü üstlenmeye devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Çarşamba günü Türkiye'ye gelmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Ziyarette Doğu Akdeniz başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor. Heiko Maas'ın Türkiye'nin ardından Atina ve Lefkoşa'yı da ziyaret edeceği belirtiliyor. Yunanistan'ın Ege'deki kışkırtmaları ise sürüyor. Türkiye'de Atina'ya yanıt olarak Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini bildiren yeni bir NAVTEX ilan etti. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin çalışma yürüteceği alan ilan edilen bölgede NAVTEX süresi uzatıldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına kulak tıkayan Yunanistan, uluslararası hukuku ve anlaşmaları hiçe saydı. Midilli Adası'ndaki gayri askeri statüyü ihlal eden NAVTEX'i geri çekmedi. Yunanistan'ın Lozan ihlaline Türkiye NAVTEX'le karşılık verdi. Midilli Adası'nın silahlandırılmasına yönelik girişimlere Ankara'nın yayınladığı NAVTEX tepki topladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda ise Midilli Adası'nın 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir denildi. Yunanistan, Sakız ve Limni adalarını silahlandırmış, Türkiye o adaların gayri askeri statülerinin ihlal edildiğine dair 14 ve 22 Eylül tarihlerinde iki ayrı NAVTEX ilan etmişti. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin de çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni bir NAVTEX ilan edildi. İlana göre geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek. Türkiye, Rusya'dan alınan S-400'lerin atış testleri için 13-16 Ekim tarihleri arasında Karadeniz'de NAVTEX ilan etti. S-400'lerin deneme atışlarının yapılacağı Sinop'a sevk edilmesi bazı soruları gündeme getirdi. Denemeler için neden Sinop tercih edildi? Testlerden sonra sistemler orada mı kalacak? Emekli Albaytümgeneral Beyazıt Karataş Ulusal Kanal'a anlattı. Ayrıntılar geliyor ekranlarınıza. Artık S-400'ler Türkiye'nin envanterine bu atışlardan sonra da herkesin gözünün içine baka baka teslim edilerek girmiş olacak. Türkiye 13-16 Ekim tarihleri arasında S-400'leri test etmek üzere Karadeniz'de atışlı NAVTEX yayımladı. S-400'ler denemeler için Sinop'a sevk edildi. Bu S-400 üzerinde eğitim gören personelin onu uygun şekilde kullanabilmesi, bir harekat halinde kullanabilmesi için harbe hazır olması gerekiyor. İşte S-400 eğitimlerinin benim şahsi değerlendirmeme göre ilk harbazlılık dediğim, yani sistem üzerinde eğitimleri,
Mürtet Hava Meydan Komutanlığı içerisindeki eğitimleri, onlara alışmaları, onların kullanılması konusundaki tecrübelerin arttırılması belli bir seviyeye gelmiş. Yaş atış dediğimiz, canlı atış dediğimiz eğitimlerin yapılması gerekiyor. Peki S-400'ler deneme atışları için neden Sinop'a gönderildi? Sinop'ta çünkü bizim 2010 yıllarından itibaren kamulaştırmasını sağladığımız satıhtan sata, karadan karaya Bora füzelerinin test atışları, yine aynı şekilde deniz kuvvetleri için geliştirdiğimiz atmaca füze sistemlerinin test atışları Sinop'ta yapıldı. Sinop'tan doğuya doğru yapılacak atışlar bize 300 ile 500 kilometre civarında bir avantaj sağlıyor. O nedenle Sinop'u test atış sahası haline getirmiştik. S-400'lerin sadece test edileceği ve aktif edilmeyeceği iddiaları da dinlendirildi. S-400'lerin alınmasına karar verilmesinden sonuna kadar olan bölümde birçok konuda spekülasyonlar yapıldı. Artık S-400'lerin aktif edilecek mi edilmeyecek mi kavgası bitiyor. Sistem zaten faaldi. Harp hazırlıkla ilgili eğitimleri tamamladıktan sonra da istediğiniz yere götürüp koyabilirsiniz. Envanterimizde kaldığı süre içerisinde her sene bu atışlar tekrarlanacak. 13-16 Ekim'deki deneme atışlarının ardındansa S-400'ler birliklerine dönecek. Birliklerine döndükten sonra o personelin harp hazırlığıyla ilgili, yani bütün o standartları karşılayıp herhangi bir harekat anında kullanılmasıyla ilgili olan personel eğitimleri, onların da böyle bir intikal sırasındaki uzun yol seyahatleri sırasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar veya görüntüleri açısından veya performansları açısından da denemelerin yapılması önemliydi. Amerika'dan S-400'lerin test edileceği haberlerinin ardından endişe duyuyoruz açıklaması gelmişti. Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, Washington'dan gelen tepkilere rağmen Türkiye'nin adımlarını atmayı sürdürdüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin endişesi onların sorunu. Amerika Birleşik Devletleri başından beri bir NATO ülkesinin S-400 alması konusunda devamlı baskı yapıyor. Nedeni? Türkiye kendi sistemini alsın diye. Yunanistan Başbakanı bile dedi ki S-400'lerin kurulmasında endişe duyuyoruz dedi. Veya S-400'leri kurulmasın dedi. Şu soruyu sormak gerekiyor. Sana ne? PKK-PYD'ye karşı 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 4.219 kilometrelik alanda kontrol sağlandı. Açıklama harekatın 1. yıl dönümü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık basın bilgilendirme açıklamasında Libya ve Azerbaycan'daki son duruma ilişkinde değerlendirmelere yer verdi. Bugüne kadar toplam 605 meskun mahallin tamamı teröristlerden arındırılarak 4.219 kilometrelik alanda kontrol sağlanmış, 1110 mayın ve 2199 el yapımı patlayıcı ile çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Rusya Federasyonu ile koordineli yoğun çalışmalarımız sonucunda Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki meskun mahallelerin %68'ine elektrik verilmektedir. Rusya Federasyonu ile yapılan Soçi Mütabakatı kapsamında bugüne kadar toplam 85 Türk-Rus Birleşik Karadevriyesi icra edilmiştir. Bölgede kalıcı barışın sağlanması için Rusya Federasyonu ile işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerimiz devam etmektedir. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve doğrudan sivillere hedef alarak savaş suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınadığımızı tekrar belirtmek istiyoruz. Libya hükümeti ile imzaladığımız askeri eğitim, işbirliği ve yardım anlaşması kapsamında Libyalıların Libya'da eğitilmesi maksadıyla çeşitli eğitim merkezlerinde verilen eğitimlere devam edilmektedir. Ayrıca Libyalı kardeşlerimize Türkiye'de harp okullarımızda ve eğitim merkezlerimizde de eğitimler verilmektedir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın karanlık sicili tek tek ortaya dökülüyor. Ergenekon kumpasına vatanseverler aleyhinde müdahil olan Fincancı'nın Urmumcu suikast davasında yargılanan sanıkların da kurtarıcısı olduğu ortaya çıktı. Fincancı'nın sanıklara verdiği sağlık raporu sayesinde sanıkların itirafçı olmaktan vazgeçtiği belirtildi. Fincancı'nın o dönem yaptığı faaliyetleri avukat Ceyhan Mumcu anlattı.
Şebnem Korur Finyancı oy verenleri, siz hiç sanıkları muayene etmeden rapor veriyor musunuz? Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı. Türk aydınlanmasının bu öncü isimleri vahşice katledildi. Cinayet şüphelilerinin yargılandığı davanın tıkanmasına yol açan isimse Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı'ydı. Bu da bir de solculuk adına, insan hakları, barış, demokrasi, özgürlük adına yapıldı. HDP PKK'ya desteği nedeniyle doktorların büyük tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın sicili tartışılmaya devam ediyor. Adı İmralı tutanaklarında Cumhurbaşkanı adayı olarak geçen, Türkiye'ye düşmanlığı yapan Fincancı'nın Türkiye'nin aydınlarına yönelik suikast davalarındaki kritik rolü de ortaya çıktı. Umut Operasyonu'nun verdiği rapor Eskişehir Devlet Hastanesi'nin heyet raporuyla bilim dışı bir rapor olarak nitelendirdi, yani bir kuru raporu. Kamuoyunda Umut davası olarak bilinen yargılamalarda Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı gibi Cumhuriyet aydınlarının failleri yargılanıyordu. Fincancı'nın bu yargılamalardaki rolü ise mahkemeye gönderdiği raporla davayı karartmak. Şebnem Korur Fincancı bunları görmeden, muayene etmeden, ki görme ve muayene etme imkanı da yok çünkü yetkili değil, görevli değil. Kendileri bana mektupla yazsınlar uğradıkları işkenceleri, ben de rapor vereyim demiş ve adli rapor diye rapor gönderdi iki tane, iki sanık hakkında. Ve o bu raporu görünce sanıklar, arkamızda koca İstanbul Üniversitesi var, solcu bir tabip odası var, yine İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu Başkanı'ydı o zaman da. Arkamızda tabip odaları var, biz itiraftan vazgeçtik dediler. Yine onu da unutmayalım, bu Şebnem Korur Fincancı'nın raporundan sonra bu sanıkları bir de Amerikan elçiliği ve CIA yetkilileri cezaevinde ziyaret ettiler. Fincancı, FETÖ'nün Ergenekon kumpasında da rol aldı. Umut operasyonunda sanıkları görmeden, muayene etmeden, sanıkların vekilleri aracılığıyla yaptığı anlatımlarını resmi raporu haline dönüştürdüğü için İstanbul Üniversitesi bu tip faaliyetlerini yasakladı. O tarihte İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'ydu. Sonra Ergenekon davasında Kemal Alemdaroğlu da sanık yapıldı. Bu ondan istifade etti. Efendim benim işkenceye karşı mücadelemi, insan hakları destekleyen mücadelemi üniversite yasakladı. Bu da Ergenekon terör örgütünün talimatıyla yapıldı. Bu suçtan zarar gördüm diye Ergenekon davasında müdahale talep etti. Ulusal kanala konuşan Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, TTB yönetimine sahip çıkan CHP'yi de eleştirdi. Ya Şebnem Korur Fincancı ya Uğur Mumcu. Bölge ülkelerinin dikkatle izlediği bir nokta var. Kırgızistan. Sokaklar hareketli. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Jeenbekov, Bişkek'te olağanüstü hal ilan ederken cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Atambayev, Cumhurbaşkanı Jeenbekov'un istifasını talep etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümeti görevden alan kararnameyi imzaladığını açıkladı. Ülkede 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları eylemde, 5 Ekim'de başlayan gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı binasını ve parlamentoyu işgal etmişti göstericiler. Cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Atambayev, Cumhurbaşkanı Jeenbekov'un istifa etmesini istedi. Seçim protestoları sırasında çıkarıldı cezaevinden Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkezi'nde taraftarlarına seslendi gün içerisinde. Atambayev, iktidarı döneminde yaptığı hatalardan dolayı Kırgızistan halkından özür diledi. Cumhurbaşkanı Jeenbekov'u sert şekilde eleştirdi. Eski Cumhurbaşkanı Jeenbekov'un istifasını, halkın birlik ve beraberliğinin korunmasını talep edeceklerini dile getirdi. Atambayev taraftarlarıyla birlikte başkent Bişkek'teki meydanda toplanmak için yürüyüş yaptı. Cumhurbaşkanı Jeenbekov da protestocuların toplanmasını engellemek için Bişkek'te olağanüstü hal ilan etti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Jeenbekov'un başbakan ve hükümeti görevden alan kararnameyi imzaladığı açıklandı. Yazılı bir açıklama yaptı Jeenbekov, ülkede yaşanan siyasi krize ilişkin ülke hukuki zemine oturur oturmaz Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamadaysa başbakanın istifa mektubunu onayladığı, böylece hükümetin de düştüğü açıklandı. Geçici Bakanlar Kurulu'nun yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam edeceği belirtildi. Jeenbekov bir başka kararname ile Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi yani İstihbarat Teşkilatı Başkanı Opumbayev'i de görevden aldı. Yeni başbakanın seçilmesi için 120 sandalyeli parlamentonun toplanması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde de Kırgızistan'ın karışık geçeceği tahmin ediliyor. Власти пришли. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna bakalım şimdi. Son 24 saatte 115.295 COVID-19 testi yapıldı. 1629 kişiye hastalık tanısı konuldu. 55 vatandaşımızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. 1402 kişi ise iyileşti. Böylece COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 291.754'e çıktı. Toplam test sayımız ise 11.402.342'ye ulaştı. Hasta sayısı 332.382, vefat sayısı 8.722, ağır hasta sayısı 1.398, aktif hasta sayısı 31.906 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %6,2, yatak doluluk oranı %48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %68,8, vantilatör doluluk oranı %31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise %99,3 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin güncel COVID-19 tablosu bu şekildeydi. Salgının hızını kestik diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da il değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Yerli aşı çalışmalarına ilişkin ayrıntılı açıklamalar gerçekleştirdi. 2 hafta sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak dedi. İstanbullulara da önemli uyarıları vardı. Daha çok özellikle aşı konusu idi. Bir de salgında mücadelede geldiğimiz noktaydı. Dünyada aşı ile ilgili özellikle faz 3 çalışmasına gelmiş olan 5 aşının olduğunu biliyoruz. Bu aşılardan 2 tanesinin faz 3 çalışması ayrıca ülkemizde de yapılmakta. Ve bunlarla ilgili de insan çalışmaları devam ediyor. Özellikle faz 3 çalışmalarına bizim izin vermemizdeki maksadımız, İnsanımızın üzerindeki başarısını görmek ve gerektiğinde ihtiyaç halinde aksiyon alabilir olmak içindi. Şu ana kadar yapılan aşılar sonrası yapılan hastalar insanımızla ilgili yapılanlarda herhangi bir komplikasyon gözlemlemedik. Bunun dışında yerel aşımızla ilgili de yoğun bir çalışma yapıldığını biliyorsunuz. İnaktif bir aşı, virülansı azaltılmış bir aşı, geçen cumartesi gününden bu yana insan çalışmaları için 1000 kişilik dozun üretimine başlandı. Faz 1 uygulamasından önce, faz 1 uygulaması için düşünülen kişi sayısı 44. Deneklerin özellikle baştan 5 günlük karantinaya alım dönemi olacak. Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak. Devam. Salgının birinci pikini asıl bu dönemde Anadolu'daki illerimiz yaşıyor durumdalar. Yani esas dalgayı Anadolu şu Eylül ayı itibariyle geçtiğimiz ay itibariyle daha yaygın bir şekilde yaşamış oldu. Çin'den getirilen COVID-19 aşısı İstanbul'da ilk gönüllüye yapıldı. Faz 3 çalışmaları kapsamında ilk aşı gönüllüsü acil tıp uzmanı Dr. Cem Gün oldu.
Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısı Türkiye'deki ilk gönüllüsünü buldu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından onaylanan faz 3 çalışmalarına Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nde başlandı. Aşı çıkabilir. İlk aşı hastanenin gönüllü sağlık personeli uzman doktor Cem Güne yapıldı. Aslında bu benim için bir fırsat. İftar hocama çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiği için. Umarım aşı grubundayımdır da 2 hafta sonra antikor oluştururum ve hastalarıma daha rahat bakabilirim. En etkin koruma yönteminin aşı olduğunu ifade eden Doktor Gün, bu aşının kendisi için bir fırsat olduğunu söyledi. Mesai arkadaşım var, meslektaşım. O da acil tıp uzmanı. Aynı odada çalışıyoruz. O hastalığı bir şekilde kaptı. İkimizin de korunmasına rağmen o bir şekilde kaptı ve çok ağır atlattı. Yoğun bakımdan zor çıktı diye. Okul servislerinin çoğu öğrenci sayısının az olması nedeniyle çalışamıyor biliyorsunuz. Giderleri de karşılanmıyor bu yüzden. Servisçiler kadar veliler de dertli. Onlar da çocuklarının okula göndermenin yollarını arıyorlar haliyle. Bu durum iki taraf için de içinden çıkılamaz bir hale gelmiş durumda. Vallahi herkes kendince haklı. Çünkü herkesin kendine göre bir bütçesi var. Adamlar zaten paralarını tam alamazken yarı yarıya dolu olarak bir servisi nasıl çalıştıracak? Servisçiler velilere, veliler servisçilere böyle hak veriyor. Ancak iki taraf da çözüm yolu bulamıyor. Yaklaşık 7 ay oldu. Okul servisi çalışanlarının çoğu kontak açamadı. Mart ayından bu yana hiçbir şekilde çalışamayan arkadaşlarımız var. Ve çalışamadığımız gibi bu arada arabanın sigortası, arabanın vergileri 8 ay çalışmadığı dönemde bile ödendi. Şimdi gözler 12 Ekim'de. Okulların kademeli olarak açılması planlanıyor. Ancak belirsizlik de devam ediyor. Servisçiler kara kara düşünüyor. Yani gelmeleri zorunlu olmadığı için şu anda bir talep yok. Vallahi işimizi satıp, arabayı satıp başka bir şeye dönmeyi düşünüyoruz. Bu yıl servislere %10 zam yapıldı. Fakat zam giderleri karşılamıyor. Veliler de yapılan zammı çok buluyor. Bir %10 zam geldi. O da komik bir şey yani şu anda. Servise binmesini de istemem. Niye istemem? Servisçilerin ne kadar maliyetle ne kadar alacaklarını bilemiyoruz. Zamlı fiyatları kabul ettiğimiz halde ben çocuğumu, torunumu maalesef okula gönderemiyorum. Ne yapmam lazım? Okul servislerinin çoğu az öğrenciyle yola çıkmak istemiyor. Bu durumdan en çok veliler muzdarip. Anne baba çalışıyor, ben çalışıyorum. Torunumu okula göndermek istiyorum. Fakat servisçiler çalışmıyorlar. Yani ben çalışıyorum. Çocuğumu evde yalnız bırakma imkanım yok. Hadi diyelim sabahları götürdüm ama akşamları çocuğumu okuldan kim alacak? Yani bununla ilgili servisçilere mi çağrı yapmak gerekiyor? Başka türlü mü bir çözüm bulunabilir? Ne yapılabilir bilemiyorum ama madem eğitim başladı artık buna da bir çözüm gelmesi gerekiyor. Çünkü çalışan anne babalar için durum gerçekten çok zor. Öğrencilerin bir kısmı toplu taşımayı tercih ediyor. Okula büyük ihtimalle metro aracılığıyla. Servisi bilmiyorum yani orası da kalabalık oluyor genelde o yüzden. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Aranın ardından gece görüşü kaldığı yerden devam edecek. Gece görüşü kaldığı yerden devam ediyor. İkinci eşi alın çağrısıyla sosyal medyada tepki çeken Doktor Ali Edizer. Görevinden uzaklaştırılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Edizer skandal sözleri üzerine tabiplik görevinden de açığa alındı. Yapmayın etmeyin kardeşim. İşte bu skandal açıklamasıyla gündeme geldi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Ali Edizer'in kadını ve medeni kanunu hedef alan sözlerinin ardından Sağlık Bakanlığı devreye girmişti. Görevinden uzaklaştırılmıştı. Adamı çok kınadım herhalde. Edizer hakkında tepki çeken paylaşımları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca inceleme başlatıldı. O inceleme sonuçlandı. Doktor tabiplik görevinden açığa alındı. Edizer hakkındaki idari soruşturma devam ediyor. Ama bizi bu refahtan, ferahtan... Türkiye'nin Asya temelli ekonomik atılımında Türkiye Varlık Fonu'ndan kritik bir adım daha geldi. Milli hamleleriyle öne çıkıyor Varlık Fonu. Çin'e ofis açacağı açıklandı. Adımlar tek tek atılıyor. Türkiye Avrasya'daki yerini alıyor. Türkiye Asya'daki yerini alacak. Türkiye Atatürk Devrimi rotasına girecek. 21. yüzyılda ekonomide ve diplomaside sahada ve masada etkili olmak Asya ile el ele olmayı gerektirir.
Yeniden Asya açılımında Türkiye Varlık Fonu öncü rol üstleniyor. Tarihin sarkacının yeniden Asya'ya doğru kaydığı bu dönemde, yeniden Asya girişimimizle ilişkilerimize yeni bir dinamizm kazandıracağız. Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin yapısal sorunlarını telafi edecek yatırımlara öncelik veriyor. Fon önümüzdeki yıllarda yurt dışı yatırımlara yönelecek. Petrokimya, enerji, bunlar çok büyük projeler gerçekten. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez A Para canlı yayınına konuk oldu. Yurt dışı atılımlardan da burada bahsetti. Türkiye'nin ihtiyacı olan alanlara bakmak zorundayız. Yani bizim için bunlar nedir? Altyapıdır, enerjidir, telekomünikasyondur. Bunlara bakmak zorundayız. Girişimci devlet şapkasıyla hareket ettiğimiz, o sorumluluğu koyduğumuz yatırımlarımızı göreceksiniz. Zafer Sönmez, yurt dışındaki ilk temsilcilik ofisine ilişkin bilgiyi ise Reuters'a verdi. Yani tüm dünyaya duyurdu. Varlık Fonu bir yıl içinde Çin'de ofis açacak. Türkiye ile Çin ilişkileri çok ciddi gelişmekte. Ekonomist Hakan Topkurulu atılan bu adımı ulusal kanala değerlendirdi. Gelecek Asya'dadır. Alt başlıklarıdır bunlar. Türkiye Varlık Fonu'nun yapacağı yatırımlarda da önümüzdeki dönem göreceğiz. Özel sektörle olduğu gibi yabancılarla sabit sermaye yatırımı yapacağı konusunda da açıklama yaptı orta vadeli program içinde. Şirket, cari açık ve tasarruf açığı gibi Türkiye'nin uzun yıllardır süre gelen yapısal sorunlarını da telafi etmeyi planlıyor. Petrokimya, madencilik ve sigorta sektörü yatırımlarına öncelik verilmiş durumda. Sönmez, TVF olarak bu dönemde yatırımlarımızda yurt içine odaklanıyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de yukarı Dağlık Karabağ meselesi ele alındı. Kanada'nın Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayi ürünlerinde ihracat lisanslarını askıya alması da değerlendirildi. İki bakan bu kararı da görüştü. Yukarı Karabağ'da yaşananları da değerlendirdi. Çavuşoğlu, Ermenistan saldırılarına ilişkin görüşlerini aktardı Kanadalı mevkidaşına. İşgalci taraf olan Erivan yönetimine Azerbaycan topraklarından çekilme çağrısında bulunması gerektiklerini aktardı Çavuşoğlu yaptığı görüşmede. Şimdi aslında hepimizin çok sevdiği bir yiyecek var, simit. Uzun zamandır da tartışılıyordu İstiklal Caddesi'nden kaldırılacak mı, kaldırılmayacak mı diye. Simitçiler artık olmayacak. İstanbul'un ve İstiklal Caddesi'nin simgesini artık İstiklal Caddesi'ne geldiğinde göremeyeceksiniz. Nedeni ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi arasındaki anlaşmazlık. Caddenin ana arter olduğunu belirtiyor İBB. Kira bedelinin kendilerine verilmesini istiyor. Beyoğlu Belediyesi ise simitçilerin onları muhatap alması gerektiğini savunuyor. İBB son olarak gece bölgeye gidip tezgahları tek tek topladı. Yani gece operasyonu gerçekleştirdi. Abi ya nereye gidelim abi? Gel sıkılsın abi ya. Yani İstiklal'de simit olsun ve kestane olsun, bunlar kaldırmamalı lazım. Daha bir gün önce bulunduğum bu noktada bir simitçi tezgahı vardı. Yani simitçi arabası vardı ama artık o simitçi arabası yok. İstiklal Caddesi için bir simge bence hiç hoş olmaz. İlk olarak 16 tanesinin kaldırılacağı söylendi. Daha sonra da kira bedelini kendilerine ödemeyenlerin. 25 yıldır Beyoğlu Belediyesi'ni muhatap alan simitçilerimize de bizi muhatap almaya devam edin diyoruz. İstiklal Caddesi'nin ana arter olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi simitçilerin kira bedellerini kendilerine vermesi gerektiğini söyledi. Ancak Beyoğlu Belediyesi ise muhatap olarak kendilerinin alınması gerektiğini belirtti. İşte tartışma tam da bu noktada başladı. Buranın ana arter olma özelliği yok. Trafiğe kapalı bir alan. Ben nostalji yaşamasını isterim. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve bölgenin sembollerinden simit tezgahları işgaliye ödemeleri de Beyoğlu Belediyesi'ne yapılıyordu. Cadde aynı cadde. Beyoğlu Belediyesi aynı Beyoğlu Belediyesi. İBB yönetiminin değişmesiyle tezgahlardaki ve simitçilerin giysilerindeki Beyoğlu Belediyesi yazısı ve logolarının kaldırılması istendi. Tabii işgaliyenin de artık İBB'ye ödenmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca 11 tezgahın tekerleştiği iddia edildi. İstiklal Caddesi'nde kestane arabaları artık yalnız kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gece saatlerinde bölgeye gelerek bütün simit arabalarını toplayıp gitti. İddialara göre simitçiler anlaşma sağlanması için İBB'nin Zeytinburnu'nda bulunan yerine gitti. Bölgedeki 60 tezgahtan 30'uyla anlaşıldı. Ama öyle olmadı. İBB zabıta ekipleri tezgahları süresiz bir şekilde kaldırttı. Kötü olmuş bence.
Şişe Cam'ın Adana ve Mersin'deki iki fabrikasında işçilerin yapacağı genel grev Cumhurbaşkanlığı kararıyla ertelendi. 60 gün süreyle ertelenen grevin genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu belirtildi. Karar fabrikalarda örgütlü petrol iş sendikası tarafından tepkiyle karşılandı. Adana ve Mersin'de Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları anonim şirketlerine ait iki fabrikadaki işçilerin genel grev hamlesi 60 gün süreyle ertelendi. Grev hakkı engellenemez! Erteleme kararını Cumhurbaşkanlığı aldı. İlgili karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ertelemeye 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun 63. maddesine göre gidildi. Şişe Cam işçisi yalnız değildir. Gerekçe olarak grev kararının genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gösterildi. Fabrikada örgütlü petrol iş sendikası ile işveren arasında bir süredir toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütülüyordu. Ancak anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler genel grev kararı aldı. Karar 14 Eylül'de iş yerlerine asılmıştı. Gelen erteleme ise işçilerin tepkisine neden oldu. Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, genel grev hakkının yanı sıra toplu iş sözleşmesi hakkının kullanımının da engellendiğini söyledi. Emekçilerimize saygı göstermek ve hak ettiği değeri vermek durumundayız. Başkanı Mahmut Arslan, yeni ekonomi paketinde hedeflenen esnek çalışma modeline ilişkin konfederasyonun görüşünü açıkladı. Gazetecilerle bir araya geldi Arslan. Tarafların görüşleri alınmadan çalışma yapılmasının doğru olmadığını vurguladı. Güvenceli esnek çalışmaya konuşabileceklerini söyleyen Arslan, kıdem tazminatı ve çalışanların ücretlerine zarar verecek uygulamaların karşısında olacaklarını belirtti. Esas olan burada güvenceyi sağlamak. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni ekonomi programında hedeflenen esnek çalışma modeline ilişkin konuştu. İşçi haklarından taviz vermeyeceklerini söyleyen Arslan, esnek çalışmaya şartlı yeşil ışık yaktı. Yani bir güvence işçinin sosyal güvenlik hakkının güvenceye alınması, ücretinin güvenceye alınması ve bir kısım kıdem ve tazminat haklarının güvenceye alınmasıyla ancak bu esneklik yürütülebilir. Taşerondan kadroya geçen kamu kurumlarındaki işçiler 1 Kasım'dan itibaren kurumlarının bağlı olduğu iş kolundaki sendikalara üye olacak. 9 Ekim'de Ankara'da Ulusal Kanal'ın da içinde olduğu bir grup gazeteciyle bir araya gelen Arslan uygulamayı değerlendirdi. Kararname düzenlenirken bu konular asla yoktu. Kararname çıktıktan sonra gördük ki bir düzenleme var. Bu düzenleme bizim açımızdan ciddi bir sorun. Biz o tarihten bugüne, yani 2017'nin Aralık ayından bugüne sürekli bu konuyu gündeme taşıdık. Dedi ki burada bir adaletsizlik var, bir haksızlık var, bunu gidermemiz gerekiyor. Örgütlü mücadeleye de dikkat çekti Hak İş Başkanı. Özellikle salgın sürecinde örgütsüz işçilerin fabrikalarda yaşadığı sorunları paylaştı. Sendikal örgütlülüğün olduğu yerlerde bunları biz konuşuyoruz, tartışıyoruz ve çözümler de buluyoruz. İstanbul'un trafik sıkıntısını çeken, her gün birçok tehlikeyle karşı karşıya kalan taksiciler dertli. Şoförler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini yerine getirmediğini söylüyor. Biz de araçlarımızda gasp ediliyoruz, yaralanıyoruz. Güvenlikli araçlarda yolculuk yapmayı biz de daha çok istiyoruz. Taksiciler her gün İstanbul'un trafiğini çekiyorlar. Bir sürü tehlikeyle karşı karşıya kalıyorlar. İstekleri ise seçim vaatlerinin yerine getirilmesi. Sayın Ekrem İmamoğlu seçimden önce bizleri ziyaretinde biz yönetime gelirsek asla ve asla ekmeğinize ortak olma anlayışı içerisinde olmayacağız demişlerdi. Fakat seçim süreci geçtikten sonra bir paradigma değişikliği olduğunu görüyoruz. Taksiciler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yeni 6000 taksi projesini eleştirdi. Onlar daha iyi imkanların öncelikle mevcut taksilere verilmesini istiyor. Sayın Başkan'ın bahsettiği bu İstanbul'a vaat ettiği taksicilik sistemine bizim bir itirazımız yok ki. Geniş ferah araçlarla biz çalışmak istiyoruz. Yani bu 6000 plakayı böyle araçları ucu ucuna koyduğunuz zaman herhalde buradan Anadolu yakasında Bostancı'yı bulur. İstanbul'da
binlerce taksi yola çıkıyor. Bunların %30'u boş geziyor. Bunun en büyük nedeni ise müşterileriyle iletişim kuramamaları. Ben burada yolcu bekliyorum. Arka sokakta yolcuların beni bekliyor. Belediyemizin burada yapması gereken dijital aplikasyonla bize destek verip mevcut taksicinin verimliliğini arttırarak zaten o zaman bir ihtiyacın olmadığını da hem halkımız hem devlet kurumlarımız görmüş olacak. İstanbul'da 17.395 takside yaklaşık 52.000 şoför hizmet veriyor. Onların bir başka derdi ise araç modeli dayatması. Belediyemizin kesinlikle bu segment dayatmasını kaldırmasını istiyoruz. Yani biz bagajlı yolcuları taşıyoruz çünkü ama bagaj koyacak yer yok araçlarımızda. Bagajı geniş araç kullanma hakkını bize vermesi gerekiyor. Taksiciler trafikten dertli. Onların Ekrem İmamoğlu'ndan bir talebi var. O da raylı sistemin geliştirilmesi. Özellikle çarşamba, perşembe, özellikle cuma günü trafik kilit olduğunu görüyorum. Sevgili belediye başkanımızdan da çağdaş kentlerde olan raylı sistemleri hayata geçirmesini, trafik yoğunluğunu azaltacak planlı şehir uygulamalarını hayata geçirmesini tavsiye ediyorum. Hatay'daki orman yangını devam ediyor. 14 saat geride kaldı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler 3 ilçeye sıçradı. Ekipler var gücüyle çalışıyor. Bölgede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bulunuyor. Şiddetli rüzgar sebebiyle hava müdahalesi yapılamıyor ya da yapıldığı saatler kısıtlı dedi Pakdemirli. Meskun mahallelerde, evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda maalesef zararlar var dedi. Ve bazı yerleşim yerlerine sıçrayan yangın nedeniyle buradaki vatandaşların tedbir amacıyla tahliye edildiğini aktardı Bakan Bekir Pakdemirli. Hatay'ın Belen ilçesinde çıktı yangın, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradı. 14 saattir müdahale ediliyor yangına. Rüzgar sebebiyle bölgedeki çalışmalar güçlükle ilerliyor. Alevler İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ve bir antrepo sahasıyla Arsuz ilçesindeki ormanlık alana sıçramış durumda. Belen, İskenderun ve Belen Arsuz karayolları da yangın nedeniyle trafiğe kapatılmış durumda. Vatandaşlar da bölgede yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki incelemelerine devam ediyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle havadan müdahaleye ara verildiği de gelen bilgiler arasında belirttiğimiz gibi yangının trafo patlaması sonucu çıktı belirtiliyor fakat teyit edilmiş bir bilgi değil. Bunu da aktaralım. Ulusal kanalda bölgede gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Ayrıntılarını ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. 14 saattir Hatay'daki orman yangınının devam ettiğini aktarmış olalım. Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphelisiyle hastaneye başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti. Kırıkkale'de sahte içki 7 can aldı. İzmir'de ise 18 kişi aynı nedenle hastaneye kaldırıldı. İki kentte de olayla ilgili gözaltılar var. Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle 8 kişi hastanelere başvurdu. Aralarında olayın şüphelilerinin de olduğu kişiler tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 7'si hayatını kaybetti. Bir kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Kırıkkale Valiliğinden sahte içkiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırdıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığı ve haklarında adli ve idari işlem başlatıldığı ifade edildi. Öte yandan şüpheliler S.Ü. ve Özcan Ö.'nün zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gördüğü, Özcan Ö.'nün çeşitli suçlardan 59 kaydının bulunduğu da öğrenildi. İzmir'de de Konak, Karabağlar, Gazi Emir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlenme şüphesiyle 18 kişi hastanelere başvurdu. 7'sinin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 eve operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Hasta yakınlarından alınan ilk bilgiye göre sahte içkinin Konak'ta baharatçılık yapan bir iş yerinden satın alındığı belirlendi.
Gözaltına alınanlar arasında iş yeri sahibi ve bazı çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi. Daha önce aynı nedenle 4 kez operasyon yapılan iş yerinde son olarak geçen ay 585 litre alkol ele geçirildiği belirtildi. Sahile boşaltılan kanalizasyon atıkları çevre sakinlerini canından bezdirdi. Defalarca belediyeye başvurdu vatandaşlar ama sorun halen çözülebilmiş değil. İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Tuzla sahilinde yaşayan vatandaşlar, kanalizasyon atıklarının sahile boşaltılmasından dolayı evlerinde oturamaz hale geldi. Atıkların yaydığı kötü kokunun yanında çevre kirliliğine de yol açtığını belirten yurttaşlar, belediyeyi göreve çağırdı. Akarca İstur sitesi sakinleri adına konuşan Muzaffer Aksel, kötü kokunun nedeninin yanlış planlamayla yapılan arıtma tesisi olduğunu söyledi. Dere ıslahı, kapasite artırımı ve derin deşarj konularında verilen sözler bugüne kadar maalesef yerine getirilememiştir. Haksel, konuyla ilgili şikayetlerini şu an İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer'e Seferihisar'daki başkanlığı sürecinde defalarca bildirdiklerini dile getirdi. Seferihisar Belediyesi Başkanı iken Sayın Tunç Soyer'e bu konu defalarca iletilmiş. Fakat İzmir Büyükşehir'in yetkisinde denerek bu hayati konu geçiştirilmiştir. Yurttaşlar Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra tekrar ümitlendi. Hazırladıkları dosyayla sorunun çözülmesini istedi. Fakat 1,5 yıldır henüz atılmış tek bir adım yok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da kendisine kapsamlı bir dosya sunulmuş. Ancak 1,5 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen bu konuda şu ana kadar bir gelişme olmamıştır. Çevre sakinleri deniz canlılarının yaşamını da tehdit eden çevre kirliliğine karşı belediyeden atılacak adımı yeniden umutla bekliyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir temel atma töreninde konuştu. İstanbul'daki riskli binalara ilişkin açıklamalar yaptı. Bir deprem anında hemen yıkılabilecek olan yapıların 65'i bulduğunu ve yıkılacak 36 bin binanın bulunduğunu ifade etti. Olası İstanbul'da bir deprem anında hemen yıkılabilecek olduğunu düşündüğümüz 65 tane riskli alan belirledik. Bu alanlarda da 36 bin binamız var ve İstanbul'da yeni yerleşim alanı olarak kullanılmaya hazır 39 rezerv alan belirledik. Tüm bu alanlarda da 39 ilçemize, bugün İstanbul'umuzun neresine giderseniz projelerimizi görürsünüz, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gazi Osman Paşa'da projemiz var, Kadıköy'de var, Üsküdar'da, Kağıthane'de, Ataşehir'de, Maltepe'de, Bağcılar'da, Güngören'de, Zeytinburnu'nda, Eyüp Sultan'da, Başakşehir'de, Beyoğlu, Sütlüce, Ok Meydanı ve Hacı Hüsrev'de yeni konutlar, yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Türk Karasuları'nda Umut Harekatı devam ediyor. İzmir'de jandarma ekipleri Misail Güvenlik Komutanlığı ile birlikte bir operasyon düzenledi. 130 kaçak göçmen yakalandı. 2 insan taciri ise gözaltına alındı. Ege Denizi'nde jandarma ve sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Son operasyon İzmir'in Urla açıklarında düzenlendi. Ekipler gece saatlerinde Seferihisar'ın Sığacık Limanı'ndan yurt dışına çıkarılması planlanan göçmen teknesini etrafını sararak durdurdu. Durdurulan teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Somali, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 130 sığınmacı tespit edildi. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri COVID-19 tedbirleri altında sığınmacıları karaya çıkararak yiyecek ve içecek yardımı yaptı, çocuklarla ilgilendi. Öte yandan jandarma geçişi organize ettikleri şüphesiyle 2 kişiyi Sığacık'taki bir pansiyona düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin ifadelerinden Teos Marina'ya demirlenen teknenin balık çiftliklerinde kullanıldığı ve sığınmacıların geçişi için 3 gün önce Seferihisar'ın Sığacık Limanı'na getirildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri teknenin motor bölümünde motor dışında ekipmanların sökülerek sığınmacılar için oturma yerleri yapıldığını tespit etti. Karaya çıkarılan 130 göçmen işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilirken yakalanan 2 zanlı ise gözaltına alındı.
Otellerle ilgili yeni bir karar alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla Güvenli Turizm Sertifikası bölümünde değişiklik yapıldı. 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesisleri için Güvenli Turizm Sertifikası zorunlu hale getirildi. Salgın nedeniyle güvenli bir turizm için Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni bir karar aldı. 30 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerine güvenli turizm sertifikası zorunlu hale getirildi. Bakanlık tarafından 1 Temmuz'da yayımlanan söz konusu genelgede 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesisleri için karar alınmıştı. Tedbirleri sıkı tutan Kültür ve Turizm Bakanlığı, tesislerin sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde işletme faaliyetlerine son verecek. Van'ın Gürpınar ilçesindeki İremir Höyüğü'nde erken Tunç Çağı'na ait buluntular rastlandı. Bu yıl ilk kez başlatılan kazı çalışmalarında kentin tarihine ışık tutacak yeni bilgiler elde edildi. Van'da 5000 yıl öncesine ait yaşamın izleri bulundu. Elde edilen buluntular ilk Tunç Çağı'nı göstermekte. Bu da Urartu öncesi dönemin. Önce bir yaşantının olduğunu göstermekte. Gürpınar ilçesindeki İremir Höyüğü yüzey araştırmaları sırasında keşfedilmişti. Keşfin ardından bu yıl ilk kez başlatılan kazı çalışmalarında erken Tunç Çağı'na ait yaşam alanı ortaya çıkarıldı. Hemen bunun alt tarafında yaklaşık 2,5-3 metre arasında bir yüksekliğe sahip ilk Tunç Çağı tabakası var. Oldukça yüksek bir tabaka. Bu bize burada çok uzun soluklu bir yaşamın olduğunu gösteriyor. Alanın bir konutun depo bölümü olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Alandan çıkarılan çanak, çömlek ve seramiklerle erken Tunç ve Demir çağlarına ait yaşamın izleri arkeologları heyecanlandırdı. Mimari formu açısından taş temel üzerine kerpiçle biçimlendirilmiş inşa tekniği, gerekse içerisinde ele geçen buluntular kesinlikle ve kesinlikle bunun Tunç Çağı, erken Tunç Çağı'na ait bir mekan olduğunu belgeliyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Hanifi Biber, bilimsel kazı çalışmalarıyla hem höyüğü kurtarmayı hem de Van'ın dip tarihine ışık tutmayı amaçladıklarını belirtti. Önümüzdeki yıllarda yapılacak olan kazılarla orada çok daha büyük ölçekli konutlar, belki avlular, işlikler ve bunların içerisinde de işte günlük hayata ait ipuçlarını, pek çok şeyi bulmayı ümit ediyoruz. Bu haftanın son gece görüşüyle sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta başında, yani pazartesi günü saatler 23'ü gösterdiğinde bu ekranlarda bizler sizleri bekliyor olacağız efendim. Siz de o zamana kadar lütfen kendinize çok dikkat edin. Maskenizi takın, sosyal mesafenizi koruyun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.